Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, hafta sonu sohbetimize, muhabbetimize hoş geldiniz. Borsa hakkında birkaç kelam edelim. Hem sohbetimizi yapalım, hem de karşılıklı olarak böyle bir gök kubbede hoş bir seda bırakalım dedik arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, son zamanlarda Borsa İstanbul beni de yanılttı. Yani herkes yanılttığı gibi gerçekten tahmin edilemez, öngörülemez noktalardan fiyatlamalara doğru gitti. 6600-6700'lerde ben bir düzeltme hareketi beklediğim zaman bu düzeltme hareketini yapmadı. 7000 lira 7000 lerden de 8000-8500 kadar getirdi. Tahmin edemediğiniz hareketler borsada olabilir. Fiyatlamaları bazen olumsuz fiyatlamaları görmediği zaman olabilir. Bazen de olumlu fiyatları görmediği zamanlarda olabilir. Ancak arkadaşlar ben sizlere şunu söyleyeyim. Evet borsada trendi takip etmek gerekiyor. Trendi izlemek gerekiyor ama trendi izleyebilecek veya 2 saatlik, 3 saatlik grafikleri sürekli işinin ardı dışında zamanlarda kaç kişi grafiğe bakıp da 2 saatlik grafik işte 4 saatlikte kaldı, 5 saat kaldı, altında kaldı ben bunu satayım diyebilir. Şimdi bu gerçekten yatırımcı psikolojisi çok zor bir psikolojidir arkadaşlar. Kolay bir psikoloji değil. Birçok arkadaşlar işte uzun vade, uzun vade, uzun vade. Ancak uzun vadede kazın ayağı öyle anlatıldığı gibi değildir. Uzun vadede özellikle böyle 10 yıl, 15 yıl gibi vadeleri bırakın 5 yıl içerisinde bile memleketin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Mesela son 5 yıla ele alalım arkadaşlar. 2018 yılında dolar kuru 3.50 filan civarıydı. Sonra ne olduysa arkadaşlar bir anda böyle 4.5, 4.5'dan 5.5, 5.5'dan 6.5, 20 7.21'e gitti. Hatta dolar da o 20 7.21 olduğu zamanlarda... 6 liralarla 7 liraları kimse hatırlamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Dolar 1,5 liradan 3 liraya 15 yılda gelmiş. Bakın 1,5 liradan 3,5 liraya 15 yılda gelmiş. 5 liradan 7 liraya mutfağa çay koymaya gittik geldik 5 liradaydı. Gelip baktığımda 7,21 olmuştu dolar. Yani ve bu sadece 2018 yılında olanlar. Daha sonra Naci Ağbal'ın gelmesi, enflasyon kontrol altına alınıyor gibi olması, daha sonra onun görevden alınması, enflasyonun patlaması, doların 7,5 liralardan 10 liralara, 11 liralara, 11 liralardan 15 liralara, 15 liralardan ya geri çekilecek bu artık deyip dolarda, viopta short pozisyon açan ki bunlardan biri bendim 15 liralara gitti. Buralardan 11-12 liralara gelir dendi ve o zaman hatırlıyorum arkadaşlar nette 250 bin TL zarar yazmıştım. 15 liralardan bakın bunu çok herkes bilir iyi bilir 10-11 liralara gelecek diye 15 liralardan 18 liralara gitti dolar. 18 liralara gitti sonra 16 liralara geldi durmadı 21-22'ye geldi 25'e geldi 27'ye geldi. Arkadaşlar bunlar sadece 5 yılda yaşandı. O yüzden memlekette 10 yılda 15 yılda çok işler olur. Ve böyle olunca arkadaşlar uzun vadeli yatırımcının çelik gibi sinirlerinin olması lazım. Birincisi ya borsadan hiç anlamaması lazım ya da çelik gibi sinirlerinin olması lazım. Çelik bile dayanmaz belki de buna. Kolay değil. Yani bir yerde sizi çünkü evet o hissi 100 lira olacaktır ama nasıl olacaktır? İşte 1 liradan 10 liraya gelir, 10 liradan 7 liraya gelir, 7 liradan 30 liraya gelir, 30 liradan 10 liraya gelir, 10 liradan 40 liraya gelir, 40 liradan 30 liraya gelir, 30 liradan 60 liraya gelir, 60 liradan 20 liraya geldiğinde psikolojiniz bitmiş. Aradan 3 yıl geliyor. Düşünün 20 liraya gelmiş. Ondan sonra 6 ay içerisinde 20 liradan 100 liraya gelir. 6 ay içerisinde. İşte o anı yakalamanız lazım. Evet o hisse 100 lira olacaktır. Ama sizin önemli olan o 10 yıllık süre içerisinde o hissenin oralli yapacağı 6 aylık süreyi yakalamanız lazım. Bunu traderların yakalaması çok 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 zor bir iştir. Çok hatta milyonda birdir. Sayısal lotoyu bulmak gibidir. Kendini uzun vadeci olarak nitelendiren insanların bu kısa dönemdeki inanılmaz ralliyi borsada yakalaması daha olasıdır. Ama uzun vadeciyim deyip de aslında psikolojik altyapısı uzun vadeci olmayan yığınla da insan vardır. Bu tıpkı arsa alımına benzer arkadaşlar. Dedik ki ya arsa alacaksın abi. Arsa alacaksın. Hayır. Yani arsa en iyi yatırım değildir arkadaşlar. Millet der abi şuradan şu arsayı aldı. Bu adam buradan bu kadar zengin oldu. Şuradan şu arsayı aldı. Bu kadar zengin oldu. Değil arkadaşlar. Yani orada belki de 500 parsel vardır. O 500 tane parselin 499 tanesi bir işe yaramaz. Bir parselin önünden yol geçer. Onun üzerine bina yaparsınız. Onun üzerine dükkanları yaparsınız. O bir parsel 499 parselden 500 parselden bir tanesi süper para yapar. Arkasında kalanlar 5 para etmez. Düşünebiliyor musun? Bir ana caddeden geçen dükkan 10 milyon lirayken bir arka sokaktan geçen fazla değil. 50 metre 30 metre arkadaki dükkan ana caddeden geçmiyor diyor. 10 milyonluk dükkan yine 1 milyona dahi etmez o dükkanlar. Halbuki arsa alındığı zaman onlar komşu arsalardı. İşte diyorum ya bu da aynen onun gibidir. Borsada bu voleye vurabilmek tıpkı bu arsa yatırımı gibidir. Ya bütün yatırımların arsa yapacaksın. Bütün yatırımların arsa yaptıktan sonra içinden bir tanesi diğerlerini hepsini katlar götürür. Borsa da onun gibidir. O kısa dönemi yakalayıp o kısa dönemdeki ralliyi yakalamanız gerekiyor. Bunu asatçılar yakalayamaz. Teknikçiler yakalayamaz. Bunu ancak uzun vadeciler yakalar. Ancak uzun vadeci olabilmek için de yani töbe estağfurullah haşa yarı peygamber sabrında filan olmanız lazım. Yani borsada kolay değil. O yüzden arkadaşlar kim ne derse desin bu işler o kadar kolay değildir. Son zamanlarda borsada nereden alırsan al, nereden girersen gir, nereden parayı yatırsan yatır katlıyorsun, gidiyorsun ve kazanıyorsun. Yani o kadar çok duyuyordum ki ya 25 yıllık borsacı bu muymuş? 20 yıllık borsacı mı? Ben ondan daha iyiyim ya. Yemin ederim altına yazıyorlardı. Ben de dedim ki arkadaşlar bu kadar hızlı gitmeyin. Benim etrafımda yüzlerce insan borsaya tövbe etmiş insan var etrafımda yüzlercesi. Bakın bu piyasalarda bu piyasalarda 5 dolardan 0.5 dolara kadar gider. Bakın 5 doları da gördü bu piyasa. 0.5 dolarları da gördü. İnanılmaz yerlere de gidebilir. İnanılmaz yerlere de gelebilir. O yüzden değerli arkadaşlar, yani bu Türkiye'de borsa işi çok geniş bir bantta hareket eder. Çok geniş bir bantta hareket eder. Sizin de risk algınızın bu 5 dolarla 0.5 dolar gibi geniş bir bantta olması gerekiyor. Yoksa sosyal medyada evet birçok insanın sohbetini ben artık goy goy olarak nitelendiriyorum. Ve çoğu zaman da artık takılmıyorum. Çünkü katılmıyorum. Çünkü boş yere vakit kayboluyor. Ve böyle olunca arkadaşlar sizin her zaman için bir B planınızın olması gerektiğini söylüyorum. B planınız olsun. Evet ben de bilemiyorum. Yani borsa 0.5 dolar iner mi? İnmez mi? 3 dolarda mı kalır? 4 dolarda mı kalır? 2,5 ya bu adamlar indirirler. 2,5'a da indirirler. 2'ye de indirirler. 3,5'a çıkarırlar. 4'ü de çıkarırlar. Bizler sadece burada çam sakızı, çoban armağanı aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce sizlere rasyonel çerçevede akıllıca yapılması gereken işleri anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu konularda çok fazla dayak yedik. Dayak yediğimizden dolayı da bu yollarda daha fazla başkalarının da dayak yememesini istiyoruz. Yine bu kanalda yer alan sohbetlerimizde tavsiye kapsamında olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi hafta sonları dilerim.